Elimizde fx eşittir kosinüs x'in küpü olarak verilen bir fonksiyon olsun. Bunu şu şekilde de yazabilirim. Evet, kosinüs x'in küpü. Bu videoda fx'in türevinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Hemen not edeyim. f üssü x'i bulacağız. Az sonra da göreceğimiz gibi bu fonksiyonun türevini almada zincir kuralını kullanacağız. Evet, öncelikle zincir kuralını uygulayacağım. Sonra da biraz detaya girip zincir kuralı ile ilgili burada gördüklerinizle ders kitaplarınızda okuduklarınız arasındaki bağlantı üzerinde konuşacağız. Peki, elimizde bir bileşke fonksiyon varsa Şöyle anlatayım. Buradaki ifadenin üçüncü kuvveti. Dikkat ettiyseniz sadece x'in değil, kosinüs x'in üçüncü kuvvetini alıyoruz. Kısacası kosinüs x fonksiyonunu alıp kendisine verilen değerin küpünü alan bir fonksiyona girdi değeri olarak veriyoruz. Hmm. Kafanız karıştıysa hemen ufak bir görsellik katalım olaya. Bakın, x'i alıyoruz ve bir kural kutusunun yani fonksiyonun içine atıyoruz. Evet, x'i alıp kosinüs fonksiyonuna veriyoruz ve bu fonksiyonda bize çıktı değeri olarak kosinüs x'i veriyor. Sonra bunu alıp kendisine verilen değerin üçüncü kuvvetini alan bir fonksiyona veriyoruz. Evet, bu fonksiyon ona verilen değerleri ne yapıyor? Üçüncü kuvvetini alıyor. Anlaştık değil mi? Peki, bunu yaparsak ne elde ederiz? Tabii ki de kosinüs x'in üçüncü kuvvetini alır ve kosinüs x üzeri 3'ü elde ederiz. İşte size bileşke bir fonksiyon. İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Mavi fonksiyona v, pembe olana da u adını verirsek, x'i u fonksiyonuna verdiğimizde u x'i u x'i de v fonksiyonuna verdiğimizde v u x'i elde ederiz öyle değil mi? v u x. Aynı şeyi v kosinüs x olarak da yazabiliriz. V fonksiyonu kendisine verilen değerlerin küpünü alıyordu. Öyle değil mi? Yani mesela v fonksiyonuna eğer x değerini verirsek x üzeri 3'ü e elde ediyoruz. Zincir kuralı da işte buna benzeyen bir fonksiyon söz konusu olduğunda sahneye çıkıyor. Evet, zincir kuralını kullanarak bileşke fonksiyonların türevini alabiliyoruz. Her şeyin biraz daha anlaşılır olması için buraya fx eşittir v içinde ux'i not edeyim. Aynı şeyi sürekli tekrar ettiğimin farkındayım ama aslına bakarsanız söylediklerimi her seferinde birazcık farklı bir şekilde söylüyorum. Ama bunu yapmamın sebebi zincir kuralını ilk kez gördüğünüzde anlamanın çok da kolay olmaması ve işte bunun için de bunu her seferinde farklı şekillerde yazmaya çalışıyorum. Artık zincir kuralına geçebiliriz. Zincir kuralına göre elimizde bileşke bir fonksiyon olduğunda bunun türevi yani f üssü x, v'nin u x'e göre türevi yani v üssü u x çarpı u'nun x'e göre türevi yani u üssü x'e eşit olur. Evet, zincir kuralını bu şekilde ifade edebiliriz. Peki, sizce bunu buraya nasıl uygulayabiliriz? Aynı renklerle renklendireyim. Dışarıdaki yani üçüncü kuvveti alan fonksiyonu maviyle yazıyorum. Şimdi türev gösterimini kullanarak f üssü x'i aslına bakarsanız farklı şekillerde de yazabilirim. Evet, v'nin u'ya göre türevi doğru renkleri kullanayım. v'nin u'ya göre türevi şu ana kadar bunu yazdım çarpı u'nun x'e göre türevi. Değişik ders kitaplarında farklı gösterimlerle karşılaşabileceğiniz ve her şeyin anlaşıldığından emin olmak istediğim için bu buna bu da buna eşit. Farklı olan ise sadece yazım şekilleri. Soyut şeylerden sıkıldıysanız, e hadi artık gelin türevi bulalım. Eşittir. V ve U yerine fonksiyonları koyarak bir kere daha yazacağım. Neden sürekli yanlış renkleri kullanıyorum bilmem ama. Evet, bir şeyin bir şeye göre türevi, biraz boşluk bırakayım, çarpı bir şeyin bir şeye göre türevi. Ve neydi? kosinüs x üzeri 3. O halde ilk olarak bunun u'ya yani kosinüs x'e göre türevini almamız lazım. Sonra da bunu kosinüs x'in x'e göre türevi ile çarpacağız. Bunu daha önce gördük öyle değil mi? Yani kosinüs x'in x'e göre türevinin aynı rengi kullanayım. Evet bunun eksi sinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Burası neymiş? Eksi sinüs x. Türev operatörünü bu şekilde görmeye alışmış olabilirsiniz ama bu şekilde de yapabiliriz ve açıkçası bence bu ne yaptığımızı daha iyi anlatıyor. Kosinüs x'in x'e göre türevini alıyoruz. Bunun eksi sinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Sırada kosinüs x üzeri 3'ün kosinüs x'e göre türevi var şu şekilde yazayım. Eğer x üzeri 3'ün x'e göre türevini alıyor olsaydım. Daha açık olması için şuraya bir köşeli parantez koyayım. Evet, eğer alacağım türev bu olsaydı, 3'ü x'in önüne getirir ve kuvveti de 1 eksilterek 3 çarpı x üzeri 2 derdim, öyle değil mi? Kısacası herhangi bir şeyin aynı şeye göre türevini almak demek, mesela bunun turuncu bir nokta olduğunu düşünün. Turuncu nokta üzeri 3'ün turuncu noktaya göre türevini almak demek 3 çarpı turuncu ya da sarı nokta. Turuncu deyip duruyorum ama noktalar turuncu bile değiller. Hemen turuncuya çevirelim. Evet turuncu nokta üzeri 3'ün turuncu noktaya göre türevi 3 çarpı turuncu nokta üzeri 2'dir. O halde kosinüs x üzeri 3'ün kosinüs x'e göre türevini almak demek 3 çarpı kosinüs x üzeri 2 demektir. Başka bir şekilde düşünecek olursak dıştaki fonksiyonun içerideki fonksiyona göre türevini aldığımızı düşünebiliriz. İçeride x yerine kosinüs x var. Bunun için de 3x kare yerine 3 çarpı kosinüs x'in karesi elde ettik. Zincir kuralına göre bunu bir de kosinüs x'in x'e göre türeviyle çarpmamız gerekiyor. Çok az kaldı. Türev bu çarpı bu olacak. Bu da eksi 3 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'in karesi. Eğer bu ifadenin türevini almamızın çok uzun sürdüğünü düşünüyorsanız, size aynı zamanda zincir kuralını da anlatmaya çalıştığımı unutmayın. Bu kuralı uygulamaya alıştığınızda, önce dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevini almanız gerektiğini bileceksiniz. Bunu yapınca, 3 kosinüs kare x, yani burası ve burası, sonra da içteki fonksiyonun x'e göre türevini alıp, eksi sinüs x elde edeceksiniz.